Serbestim iyi misin? Serbestim, toprak yer. Merhaba, ne yapayım? Biz tanışmıştık karşıda herhalde. Nasılsın, iyi misin? Senle röportaj yapacağım. Nasıl gidiyor, şey yolunda mı? Evet, iyi. Bir şey diyeceğim, abla, kardeşim seni bırakıp tatil yaptım. Senle birlikte de yapacak mısın? Söz aldın mı? Aldım. Düşünemedim. Nasılsın, nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Sizin nasıl gidiyor? Teşekkürler. İşte ben bana işte yazlı falan gidemeyince burada yakalıyoruz, burada çekiyoruz. Niye gidemiyorsun git? Yaz kaldı, Çeşme'ye gideceğim inşallah. Tabii Çeşme'ye gitmen lazım. Nasıl kaynıyor mu? Havadisen sevmiyor. Nasıl Çeşme? Çeşme'ye gitmedim, Bodrum'a gittim ben. Çekim için gittim. Daha tatile çıkmadım aslında. Bu çekildikleriniz Oğuzhan Bey'le Demet Hanım çağırdı, hep beraber o neydi? Ha, onlarla Kaş'a gittik beraber. Ha, o tatildi. O da tatil, unuttum. Asıl tatile çıkmadınız. Ufaktı o, ön hazırlıklı herhalde. Evet. Var mı planlar şimdi, proje mi? Neler yapıyorsun İstanbul'a geldiğin iş için mi? Yani? İş için gelmedim. Şu an iş gücüm çok yok. Bir iki bir şey bakıyorum, okuyorum. Onun dışında kesinleşmiş bir projem yok daha. Ben sanki az önce okudum da Google'da baktığımda Alper Saldıran'la bir film mi? O zaman... Onu çektik geçen yaz, yayınlandı. Televizyon filmiydi. İşte farklı bir tane daha. O zaman o yanlış. O yanlıştı. Benim haberim yok. Ben olacaksa benim haberim yok. Nasıl gidiyor her şey yolunda? İlişkiniz, Çağrı Bey'le ilişkiniz nasıl gidiyor? Çok güzel, çok şükür her şey yolunda. Süper. Görüntüleri de gördük yazın. Güzel güzel böyle Kanada falan tatil yaptınız. Bayağı iyi. Evet, onlar da çok eğlenceliydi. Yine bir ikili çift Oğuzhan Demet çiftiyle beraberdiniz. Nasıl her şey yolunda? Dörtlü. Onlar çok canım var ya. Okey oynadınız falan bayağı yani. Tabii. Paylaşımlarınız güzeldi. Çekirdek ekibiz ya. Ama şu anda ayrıldınız herhalde. Onlar ayrı iki kişiyle. Şu an de... onlar tatile devam etti. Biz İstanbul'da kaldık. Çağrı ama yanlarına katılacağız inşallah yakın zamanda. O zaman yakın zamanda ben de geleceğim. Çeşme'ye. Görüşürüz beraber. Onun dışında spor yapıyor musun? Pilates falan bir paylaşımlar yapıyor. Spora bak, saçmalama. Dur. Bakar mısın? İnceliğe bakar mısın? Ne kadar? İlk tanıdığımda falan. İlk tanıdığımda bundan 8 kilo daha aldım. 8 kilo mu aldın? Evet. Nasıl yapacağım? Ölmek için yapıyor musun bir şeyler diye şimdi falan? Şimdi spora başladım. Bugün ikinci gidişimdi. İnşallah devamında da gidersek. Ya bugün ikinci başladı. Evet, bugün ikinciydi. Şey mi peki? Tatile gidene kadar yine bir iki kilo vereyim de rahat. Tabii. Zaten işte Kaş tatiline gitmeden evvel iki gün gitmiştim. Tatile gidince saldım. Şimdi gene başladım. Peki böyle kadınlar genelde olur ya böyle işte senin korkusu bikini giyerken her kilolu görünüyor falan. Yok canım. Bak aslaksın halime. Rahat bir şekilde. Süper, her şey yolunda. Peki bir şey diyeceğim. Mesela Çağrı Bey'le aranjörlükle uğraştı. Oğuzhan Bey'le aynı stüdyolar sürekli şarkılar yapıyor. Senin de şarkılara ve böyle yazmaya çok merakın var ve yeteneğin var. Hatta ukulele çalıyordun. Beraber böyle stüdyo bir şeyler falan Çağrı Bey'le falan yapıyor musunuz stüdyo falan? Yapıyoruz. Vay işte bak. İnşallah. Bak nasıl da zekirsin. Yapıyoruz. Yakın zamanda da çıkarmayı düşünüyoruz. Bir tane şarkı. Birlikte mi? Düet mi? Çağrı yaptı, ben söyledim. Aranjörlük kısmı Çağrı Bey'de. Söz, müzik, beste, aranjörlük hepsi Çağrı'da, ses bende. Ben sadece okurum. Keşke yazabilsem de, müziğini de yapsam da. Nasıl bir şarkı bekliyorsun? Söylesem mi şimdi? Bir ufaktan lütfen sürpriz falan diye. Böyle bir alt yazılar geçiyor böyle, evet. Hadi, onlar belli değil daha. Söylemem ya, sürpriz olsun. Ya. Nasıl, ben Çeşme'de mi sıkıştırıp alsam bunu falan? Şimdi şey çıkacak, Emir Ersoy'la bir şarkı söyledik. Doğru. 1977 albümün adı. Diğer kadın sanatçılarla. Orada eski da güzel bir şarkılar söyledik. Sezen Aksu şarkıları. Yani 1977 albümün aynen. Eski şarkıları. Öyle bir şey yaptık, o çıkıyor. Haziran sonu ya da Temmuz başı gibi. Şey mi peki, oyunculuğu bıraktım sana artık sahnelere çıkıyor mu oldu? Herkes biliyor zaten, hep şarkıcı olmak istiyordum aslında da. Böyle işte Çağrı'ya da söyleyince bir küçük deneyelim. Sevgili torpili falan mı var ya? Sevgilim aranjör şimdi yani. Ya, bu nimetlerde falan. Ben yakında şeyden de bekliyorum. Demet Özdemir'den de bekliyorum. Oğuzhan, Demet Çağrı'sı. İşte dörtlü bir şarkı çıkarıyormuş. Dördümüz mükemmel. Ya, bu düşünüyorum da. Belki bir ihtimalle çıkmaz falan. Şarkı nasıl? Hareketli bir şarkı mı olacak yoksa? Hareketli. Böyle. Tam böyle tatlı yaz şarkısı. Güzel bir şarkı. Şey değil hani böyle... Bu arada çıkarmaya da biliriz yani son anda. Böyle kesin çıkacak diye bir şey yok. Ama çıkarız, ben istiyorum. Şey yok değil mi içinde böyle rap tarzı? Hayır, öyle şeyler. Normal. Cici bir şarkı. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Seversin inşallah dinleyince. Peki ileride böyle sahneye çıkıp da onlar şarkılar sahnede sanatçılar bir konser falan yapmak istiyor musun? Hayalin var mı böyle bir hayal? 12'ye kadar. Var tabii. Ne? 12'ye kadar. 12'ye kadar evet. Sümrü birer mesela vermeyin. 12'ye kadar güzel bir konser düşünüyorum. Ya tabii yani
olursa güzel şarkılarım beğenilirse falan filan neden olur? Ama devamı gelecek gibi. Ama daha ufukta şu an öyle bir şey yok. Bu şarkıdan sonra beğenilecek diye düşünüyorum ben de. İnşallah. Böyle düşünüyorum. Beğenirse devamı gelirse, gelir. Devamı düşünsene 2 sene sonra Harbiye'de Aslı Bekir o konusunu çekiyoruz. Ya, iyi bir kızar olur gelirsin kapıya hayal böyle. Hayır hayır yok. Evet. Ben de müdürmüşüm o zaman falan. Böyle davetli geliyor böyle değil. Yani kendin için hayaller kuruyorsun da bizim için de hayaller kur falan. Sen önde protokoldesin. Sahne ortası. Süpersin ya. Daha fazla kardeşini de bekletmeyelim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sağ ol. Görüşmek üzere. Mehmet. Sağ olun.